Sevgili gençler merhaba. Bugün 6. fasikülümüzün ilk videosunu çekeceğiz. Akımın manyetik etkisinden bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce değerli arkadaşlar, gene Sokrates'in bir sözünü size hatırlatmak isterim. Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet. Biz değerli arkadaşlar bilginin yanında saf tutmaya çalışacağız. Cehaletten tamamen uzaklaşacağız. Bunu da nasıl sağlayacağız? Elbette doğru bilgi edinerek sağlayacağız değerli arkadaşlar. Şimdi manyetizma ile ilgili ilk çalışmalara baktığımız zaman değerli arkadaşlar milattan önceki yıllara dayanır. Fakat denel anlamda, deneysel anlamdaki manyetizma çalışmalara baktığımız zaman 1800'lü yıllara rastlıyoruz. Şimdi daha önce manyetik alanın sebebinin sadece mıknatıslar olduğunu söylemişlerdi ve kabullenilmişti uzun bir dönem. Daha sonra Örsted 1920'de yapmış olduğu deneylerde manyetik alan kaynaklarının sadece mıknatıs değil, akım geçiren iletken bir tel, hareketli bir yük veyahut da bir akım makarası ya da bir akım ilmeği çerçevesi manyetik alanlar meydana getirebilir demişti. Ve günümüzde de görüyoruz ki manyetik alan kaynakları sadece mıknatıslar değil değerli arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzda değerli arkadaşlar çok uzun bir telin oluşturmuş olduğu, etrafında oluşturmuş olduğu, çok yakınındaki bir noktada oluşturduğu manyetik alandan bahsedeceğiz. Manyetik alan büyüklüğünün hangi parametrelere bağlı olduğundan söz edeceğiz. Daha sonra akım makarasının oluşturduğu manyetik alanı söyleyeceğiz. Merkezdeki manyetik alanın yarıçapına bağlı olmadığından söz edeceğiz. Bir akım ilmeğinin, yani bir çember telin, akım geçiren çembersel bir telin merkezinde oluşan manyetik alandan bahsedeceğiz. Daha sonra kazanım testiyle onu kavrama testini çözüp biz bu üniteyi bitirmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, sahil kuralıyla bunların oluşturduğu manyetik alanın yönü bulunacağı için dönem dönem kameramızı açık tutacağız. Şimdi burada konu anlatımına geçebiliriz değerli arkadaşlar artık. Neden çok uzun bir telin etrafında oluşturmuş olduğu manyetik alanı diyoruz? Çünkü burada manyetik alanı hesaplarken amper yasasını kullanacağız değerli arkadaşlar. Amper yasası da eğer tel işte 1 metre, 2 metre, 3 metre, yarım metre şeklinde boyutlu olursa bunun matematiği biraz daha karmaşık oluyor. Biz sonsuz uzunlukta aldığımızda, yani telin uçlarından çok uzaktaki bir noktada manyetik alanı hesapladığımızda bunun matematiği çok basit oluyor. Akım geçen bir iletken teli alalım değerli arkadaşlar. Bizim akım geçen iletken telimiz şöyle bir iletken olsun. Dediğim gibi bu uzunluğu oldukça fazla. Kararlı bir akım geçişi olsun. Bu kararlı akımın büyüklüğüne de iyi akımı diyelim değerli arkadaşlar. Şimdi bu iletkenin etrafında oluşturmuş olduğu manyetik alanı hesaplayacağız. Bir akım geçiren iletkenin çevresinde manyetik alan oluşturduğunu bu iletkenin çok yakınına pusula iğneleri koyarak da anlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi bu noktada oluşan manyetik alan büyüklüğü, A noktasındaki manyetik alan büyüklüğü neye bağlı acaba? Ona bakalım şimdi. Değerli arkadaşlar, bu noktada oluşan manyetik alan büyüklüğü bir kere bu noktanın TL olan dik uzaklığına bağlı. Buna R dersek R'ye bağlı. İkincisi de telden geçen akıma bağlı. O zaman biz telden uzaklaştıkça manyetik alanın küçüldüğünü göreceğiz. O zaman diyoruz ki A noktasındaki manyetik alan TL olan dik uzaklığın tersiyle orantılı. Ya da kararlı akım değerimizi arttırdığımızda oluşan manyetik alan büyüklüğü B ile gösterilir. Akımla doğru orantılı olarak değişir. Bunu söyleyebiliriz. Bunu matematiksel olarak da şöyle ifade ederiz. Değerli arkadaşlar, André Marie Ampère yapmış olduğu deneylerde bu iletken telin çevresinde oluşturduğu manyetik alan çizgilerinin teli çevreleyen çemberler şeklinde olduğunu göstermiştir. Sol tarafa bakarsanız değerli arkadaşlar, sonsuz uzunluktaki iletkenimiz bu. Dolayısıyla bu A noktasıydı şurası. Buraya A noktası dedim. Buraya C noktası dedim. İşte buraya da C
noktası diyor. Buraya da D noktası diyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi A noktasındaki manyetik alan B ise C noktasındaki manyetik alan B'den küçük. D noktasındaki manyetik alan da C'deki değerden küçük olacak. Fakat dikkat ederseniz iletken telin oluşturduğu manyetik alan çizgiler iletken teli çevreleyen çemberler şeklindedir. Kesinlikle bu çemberin merkezinde iletken tel bulunmaktadır. Ve amper bu kapalı yörüngelerden dolayı şöyle bir matematiksel ifade geliştirmişti. Manyetik alanın dolanımı işte B çarpı DA. DA manyetik alan çember çiziyor değerli arkadaşlar. Bunun ortamın manyetik geçirgenliği mu 0 olmak kaydıyla mu çarpı i'ye eşit olduğunu buluyor. Buradaki B düzgün olduğu için, manyetik alan düzgün olduğu için DA da çemberin çevresi. İşte A noktası için uzaklığa R dedik. O zaman R yarıçaplı bir çember için DA buna eşit olur. Bu mu 0'ın değeri 4π K değerli arkadaşlar. K deneysel bir sabit. Dolayısıyla 2π ile 4π sadeleşirse A noktasında oluşan manyetik alan değerini şu şekilde ifade edebiliriz. K çarpı 2i bölü r diyebiliriz değerli arkadaşlar. Biz daha önce de söylemiştik. A noktasında oluşan manyetik alanın şiddeti uzaklıkla ters orantılı. Dikkat edin uzaklıkla ters orantılı. Akımla da doğru orantılı. Akımla da doğru orantılıydı. Buraya iyi dedik. Şimdi K değeri 10 üzeri eksi 7 değerli arkadaşlar. Bu 10 üzeri eksi 7. Newton bölü amper kare bu birim. Akımın değerini de amper, uzaklığın birimini metre alırsam, manyetik alan şiddeti de Newton bölü amper metre olur. Bu şekilde verebiliriz değerli arkadaşlar. Herhangi bir noktadaki manyetik alan şiddeti K çarpı 2i bölü R'dir diyor. Yönünü de değerli arkadaşlar sağ el kuralıyla buluyoruz. Burada şeyi açıyorum. Yönünü şöyle bulacağım değerli arkadaşlar. Şimdi bizim iletkenimiz sayfa düzleminde. Şimdi kalemin sivri ucu akımın yönünü göstersin değerli arkadaşlar. Sağ el kuralını şöyle işletiriz. Baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde tutuyorum değerli arkadaşlar. Ve iletken teli sağ elin avuç içerisinde alacağım şekilde gösterdiğimde dikkat ederseniz şuraya dikkat, telin sağ tarafına dikkat edin değerli arkadaşlar. Tahtaya bakın lütfen. Telin sağ tarafına baktığımda, telin sağ tarafı için dört parmağım sayfa düzlemi içine doğru çeviriyorum bakın. Telin sol tarafı için dört parmağım bana yön, bana doğru. O zaman tel sayfa düzleminde ise değerli arkadaşlar, manyetik alan sayfa düzlemine diktir. Ya sayfa düzleminden içeri doğru, ya sayfa düzleminden dışarı doğrudur. Mesela şu tele baktığımız zaman sağ tarafta sayfa düzlemi içine doğrudur. Sol taraftan da bize doğrudur. O zaman burada şöyle bir özellik söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Eğer tel sayfa düzleminde ise bizim manyetik alanımız kesinlikle sayfa düzlemine dik olacak. Bu ya içeri doğru olur ya dışarı doğru olur. İçeri doğru olanı değerli arkadaşlar nokta. Dışarı doğru olan da özür dilerim. Dışarı doğru olan nokta. İçeri doğru olan da çarpı şeklinde göstereceğim değerli arkadaşlar. Dikkat edin. Şu şununla aynı. Bu da bununla aynı oluyor. Buradan dışarı doğru bize doğru yani. Şurada da bizden sayfa düzleminin içine doğrudur. Şimdi bir telin oluşturmuş olduğu manyetik alanın bir takım özellikleri var değerli arkadaşlar. Şimdi R uzaklığını sizlerle paylaşmıştım. Hangi noktadaki manyetik alanı hesaplayacaksam R uzaklığı orası. Örneğin şu noktadaki manyetik alanı hesaplayacağım.
Bu noktadaki manyetik alanı hesaplayacağım. Buraya ne dedim? A noktası dedim. Şimdi bir kere benim alan çizgilerim teli çevreleyen çemberler şeklinde olacaktır. Fakat burada bizim belirlememiz gereken şey şu. R uzaklığı hangisi burada? Yani A noktası için seçtiğim R uzaklığı hangisi? Acaba burası mı? R uzaklığı? Şu dik uzaklık mı? Ya da R uzaklığı şurası mı? Ya da R uzaklığı burası mı? Şimdi bunlardan hangisi R uzaklığı? Değerli arkadaşlar, bir noktadaki manyetik alanı hesaplarken o noktanın bele dik olan uzaklığına bakacağım. Yani benim için R noktası şurası. Dik uzaklığım bu. O zaman R noktası seçilirken daima manyetik alanın hesaplandığı noktanın tele olan dik uzaklığı seçilir. Ben R'yi buradan alacağım. Şöyle şunlar değil. Bunları eliyorum. Akımda I ise ben A noktasındaki manyetik alan şiddetini BA şeklinde yazıyorum. Eşittir K çarpı 2 bölü R. Nereye doğru? Sağ elimin baş parmağı bunu gösterecek şekilde tuttuğumda değerli arkadaşlar. Dört parmağım. Gene video resme bakın değerli arkadaşlar. Şimdi benim telim bu şekilde yatıyor bakın. Sağ elimin baş parmağını değerli arkadaşlar. Sağ elimin baş parmağını telin üzerine uzattım. Dört parmağına bakın. Sayfa düzleminin içine doğru. O zaman A noktasındaki manyetik alanı sayfa düzleminin içine doğru göstereceğim. A noktasındaki manyetik alanı gösterirken sayfa düzleminin içine doğru göstereceğim. Yani bu çarpı olacak. Demek ki bir noktadaki manyetik alan büyüklüğünü hesaplarken o noktanın tele olan dik uzaklığına bakmak gerekiyor değerli arkadaşlar. Dik uzaklığını bulacağız. Şimdi sağ eli de söyledikten sonra şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Eğer tel sayfa düzleminde ise şu an tel sayfa düzleminde benim manyetik alanımın sayfa düzlemine dik olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunun tersi de olabilir. Nedir tersi? Mesela tel sayfa düzlemine dik olabilir. İki tane tel alayım mesela şu şekilde. Bir tanesi bize doğru akım geçirsin. Bir tanesi de içeriye doğru akım geçirsin. Şimdi bundan geçen akım i, bundan geçen akım da i olsun. Şimdi tel sayfa düzleminde ben şu noktalardaki manyetik alanı hesaplamaya çalışıyorum. Mesela şuradaki şöyle bir noktadaki manyetik alanı hesaplayacağım. Diyelim ki bu K noktası olsun. K noktasındaki manyetik alan nedir diyorum. Burası R, burası R olsun değerli arkadaşlar. Şimdi önce gene videoyu açıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi soldaki iletken bize doğru akım geçiyor. Bakın kalenin sivri ucu bana doğru arkadaşlar. Ve K noktasına bakın telin ortası. Baş parmağım akımı gösterecek şekilde tuttum. Bakın şu şekilde baş parmağımı tam kaleme paralel tutuyorum. Dört parmağım burada bakın arkadaşlar. Ama K noktası bileğimin olduğu yerde. Döndürüp geliyorum bakın. Döndürüp geldiğimde manyetik alanın yukarıya doğru yöneldiğine dikkat edin. Sayfa düzleminde manyetik alan. Dolayısıyla manyetik alan sayfa düzleminde olduğu için buradaki manyetik alan vektörünü yukarı doğru alıyorum. O zaman soldaki i'nin oluşturduğu manyetik alan vektörü kuzey yönünde. Şimdi sağdakine bakıyorum. Sağdaki gene videoya bakın. Bu sefer sağdaki için, şunun için dikkat edin. Akım içeriye doğru, size doğru. Dört parmağımı, baş parmağım akımı gösterecek şekilde teli kavradım. Dört parmağım dolanıp geliyor bakın değerli arkadaşlar. O da manyetik alanın yukarıya doğru yani kuzey yönünde olduğunu gösteriyor değerli arkadaşlar. O zaman
Onun oluşturmuş olduğu manyetik alan da kuzey yönünde. Onu da yazıyorum. O zaman bu da kuzey yönünde. Büyüklükleri aynı. BB 2B olacak. Demek ki burada şunu unutmayacağız. Yukarıdaki örnekte T sayfa düzlemindeydi. Manyetik alan sayfa düzlemine dik ya içeri ya dışarı doğru. Eğer T sayfa düzleminde ise manyetik alan T sayfa düzlemine dik ise manyetik alan sayfa düzleminde olacak. Bu kuzey, doğu, batı, güney yönlerinden biri olabilir değerli arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Şimdi akım makarasının meydana getirdiği manyetik alana bakıyorum değerli arkadaşlar. Bir akım makarasının meydana getirdiği manyetik alanı da gene amper yasasını kullanarak bulabiliriz. Gene burada amper yasasını şöyle kullanacağım burada. Mesela şuradan bir kesit alacağım değerli arkadaşlar. Şuradan bir kesit alacağım. Kesit alıyorum bakın. Siyah renkle çizeyim. Şurada bir kesit aldım. Şimdi manyetik alanın paralel olduğunu görüyorsunuz. Şimdi amper yasası seçilen yolla, mesela şuradaki manyetik alan seçilen yolla manyetik alan paralel. O zaman şunu yazmıştık ya, B çarpı işte DL. Çünkü burada bir yol boyunca manyetik alan tanımlı. İşte bunun sarım sayısı 1, n tane ise n çarpı mü 0 i şeklinde yazıyorum. Şimdi bir yol boyunca aldığım için şu arayı değerli arkadaşlar L olarak alırsam, şurayı L olarak alırsam B çarpı L eşittir N çarpı mü 0 yerine 4 pi k i yazıyorum. O zaman merkezdeki manyetik alan N 4 pi k i bölü L yazabilirim. Şimdi burada N bölü L, bu sarım sayısı, N sarım sayısı. L ise sarımlar arasındaki uzaklık. Bakın değerli arkadaşlar, L akım makarasının boyu değil. Sarımlar arasındaki mesafe L. Yani biz şu sarımları ne kadar sıklaştırırsak L küçülüyor bakın. Manyetik alan değerini arttırmış oluruz. O zaman sarımları sık sarmak akım makarasının merkezindeki manyetik alanı arttırmak demektir. Sarımları gevşek sarmak azaltmak demek. Çünkü sarımları gevşek sardığımda L'yi arttırmış oluyorum. O da manyetik alan şiddetini azaltacak. Bazen bu şöyle de kullanılabiliyor. N bölü L'yi şöyle yazarsam, N bölü L'yi, bu birim uzunluktaki sarım sayısı demek. 4 pi k i. Şu N bölü L'ye küçük N de diyebiliriz. Birim uzunluktaki sarım sayısı 4 pi k i. Bu nerede işimize yarayacak? Mesela bazı sorular diyor ki, birim uzunluğundaki sarım sayısı sabit olmak üzere. Sarımları sıklaştırmak, sarımları seyrekleştirmek, hangileri yaparsa manyetik alan değişir diyor. Şimdi birim uzunluktaki sarım sayılarını sabit bırakıyorsak, sarımları gevşetmek ve sıklaştırmak manyetik alanı değiştirmeyecek. Çünkü N'i sabit bırakıyoruz. Sarımları sıklaştırmak demek, L'yi küçültmek o zaman N de küçülüyor demektir. Şunun sabit olması için. Yani sarımları gevşetmek, L'nin büyümesi, N'nin de büyümesi demektir. Bunun sabit kalması için. O zaman birim uzunluktaki sarım sayısı sabit kalmak koşuluyla eğer biz sarımları arttırırsak ya da sarımlar arasındaki uzunluğu arttırırsak manyetik alanın değişmeyeceğini görün değerli arkadaşlar. Çünkü birim uzunluktaki sarım sayısını sabit bırakmış oluyoruz. Peki yönünü nasıl bulacağız? Yönünü de sağ el kuralına göre bulacağım. Yine videoyu açıyorum değerli arkadaşlar. Şu akım makaram olsun. Akım alttan giriyor bakın. Bizim örneğimizde de altta. Burada da dört parmağımızı akımı gösterecek şekilde kavradığımda baş parmak manyetik merkezdeki manyetik alanın yönünü gösteriyor değerli arkadaşlar. Bakın sağa doğru. Bizim buradaki manyetik alanımız sağa doğru değerli arkadaşlar.
Onu şöyle gösterebiliriz renkli kalemle. Manyetik alan sağa doğru. Manyetik alan sağa doğru olduğunu görüyorsunuz. Dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde akım makarasını kavradığımızda baş parmağımız manyetik alanı gösteriyor. O da sağa doğrudur. Şimdi burada M ve S kuzeyleri gösterilmiş değerli arkadaşlar. Eğer biz bu akım makarasının içerisinde bir demir blok koyarsak, şu şekilde bir demir blok koyarsak, akım makarası mıknatıslanacak. Şu şekilde bir demir blok koyalım. Dolayısıyla biliyorsunuz bir mıknatısın kuvvet çizgileri N'den çıkıp S'de sonlanıyordu. Demir de mıknatıslanacağı için demirin kuvvet çizgilerinin çıktığı nokta N, kuvvet çizgilerinin girdiği nokta da S olacak. O zaman biz elektromıknatıs diyebiliriz buna. Bir çiviye sarmış olduğumuz tel bir elektromıknatıstır. Ya da bir demir bloğa sarmış olduğumuz tel bir elektromıknatıstır. Dolayısıyla bu da mıknatıslanma özelliği kazanır. Kuvvet çizgileri N'den S'ye doğrudur diyebiliriz. Şimdi akım halkasının oluşturduğu manyetik alana bakalım değerli arkadaşlar. Bir akım halkasının oluşturduğu manyetik alan amper yasasıyla bulunmaz. Bu Biot-Savart dediğimiz bir yasa vardır. Onu da buluruz. Biz akım geçiren bir halkanın oluşturmuş olduğu, merkezde oluşturmuş olduğu manyetik alanı gene sahil kuralıyla buluruz. Bu sefer değerli arkadaşlar akım halkasını avucum içerisine aldığımda resme dikkat edin. Dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde tuttuğumda bakın merkezdeki manyetik alanın içeriye doğru olduğunu görüyoruz bakın arkadaşlar. O zaman merkezdeki manyetik alan içeri doğruysa onu şu şekilde gösterebilirim. Merkezindeki manyetik alanı çarpı şeklinde gösterebilirim. Büyüklüğünü nasıl hesaplayacağım? Büyüklüğünü de şöyle hesaplarım. B eşittir K çarpı I bölü R çarpı teta derim. Teta açısı değerli arkadaşlar halkayı oluşturan şu telle şu telin belirlemiş olduğu açıdır. Şimdi burada bu aralık çok küçükse teta açısı 360 derecedir. Yani 2 pi'dir. O zaman tam bir halka için manyetik alan bunun değeri 2 pi olduğu için 2 pi i bölü r şeklinde alabiliriz. Şöyle de düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Örneğin bizim halkamız şöyle olsun. Bizim halkamız böyle. Akım geliyor şu şekilde. Şuradan geliyor bakın. Buradan dolandı. Şuradan çıkış yaptı. Burası diyelim ki 60 derece. Buradaki manyetik alanı bakacağım. Manyetik alan burada içeri doğrudur değerli arkadaşlar. Büyüklüğün de yani O noktasındaki manyetik alan büyüklüğünü şöyle bulabilirim. B eşittir. K çarpı I bölü şuraya R diyelim. R çarpı pi bölü 3 deriz arkadaşlar. Çünkü 60'ın radyan cinsindeki değeri pi bölü 3'tür. Mesela pi 180 alırsam 180 bölü 3 60 yapar. Bunu da bu şekilde bulabiliriz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Birim uzunluktaki sarımsaklar. Şimdi problem çözümlerine geçebiliriz değerli arkadaşlar. Üzerinde iyi akımı geçen sayfa düzlemindeki telerin O noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönleri nedir diyor. Şimdi şu iletkene baktığımız zaman baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde teli kavradığında O noktasında oluşturduğu manyetik alan içeri doğru. Dolayısıyla bununkini çarpı olarak göstereceğim. Çarpıyı biraz zorlandım. Şu
Şöyle göstereyim. Çarpı olarak gösterdim. Hangisinin? Bunun. Bunun değeri b olsun değerli arkadaşlar. B'nin değeri k çarpı 2i bölü şurasını r alın. Gerçi büyüklük sormuyor. Burasını da r alın. Şununki de baş parmak buraya gösterecek şekilde. 4 parmağımız gene içeri. O zaman o da iç yönlü bir alan veriyor. O zaman onun oluşturduğu manyetik alan da çarpı şeklinde olacak. B şıkkına geçiyorum değerli arkadaşlar. Yine sağ elin akımı gösterecek şekilde tutulduğunda bunun oluşturduğu manyetik alan içeri doğru. Şurada. Bu içeri doğru. Çarpı. Normalde çarpı yazılabiliyor. Diğer bobinin halkanın oluşturduğu manyetik alan sağ el akımı gösterecek şekilde bunu avuç içerisine aldığımda o da bize yönelecek. Onun oluşturduğu manyetik alan da o noktasındaki manyetik alan da bize doğru. Onu da şu şekilde gösterebiliriz. Şimdi o noktasındaki manyetik alana bakalım. Dedik ki arkadaşlar bu sayfa düzlemine dikse iletkenimiz manyetik alan sayfa düzleminde olacaktı. Ve şu uzaklık tele ve manyetik alana dik olacaktı. Şimdi o zaman şunun oluşturmuş olduğu çembere şöyle göstereyim. Merkezinde tel olacak. Dolayısıyla sağ elimin baş parmağı bunu gösterecek şekilde tuttuğumda, bakın, şu şekilde tuttuğumda dolanma yönü şöyle olacak. Dolanma yönü şu şekilde olacak. Dolanacak, gelecek. Şurada değerli arkadaşlar uzaklığa dik olacak. Yani burası 90 derece olacak. Şurası 90 derece olacak. Bununkinin 90 derece olduğunu kim? Bu BX. BX. Bunu oluşturdu BX. Şimdi Y'nin oluşturduğu alana bakayım. Y'nin oluşturduğu gene çember buradan geçecek. Y'nin oluşturduğu alana bakıyorum. Baş parmağım içeri gösterecek şekilde dolanım şöyle. Dolanım böyle oluyor. Ben O noktası için diyorum. O noktasında da şöyle olacak. Bu da BY. Dikkat edin. Şu da şu uzaklığa dik olacak. Bu da bu şekilde bu uzaklığa dik olacak. Akımlar aynı, uzaklıklar aynı olduğu için bileşken manyetik alan açıortay üzerinde olacak ve o da şuna eşit olacak. Bu da bileşken manyetik alanın yönü olmuş olacak. B şıkkına baktığım zaman 4 parmağım akım yönünü gösterecek şekilde tuttuğumda alanın şu şekilde olduğunu göreceksiniz. O zaman O noktasında akım halkasında oluşturduğu manyetik alan bu yönde. Buna B halka makara diyeyim. Diğer Y telinin oluşturduğu alana bakıyoruz. Onun için çember çiziyorum. Bakın Y teli için çember çizdim. Baş parmağım akımı gösterecek şekilde dolandığında şu şekilde dolanacak. Şu şekilde dolanıyor bakın. Benim için önemli olan şu. Buraya geldiğimde bunun yönü de bu böyle bakın. O zaman akım makarasıyla Y telin oluşturmuş olduğu manyetik alan aynı yönde. Buradaki bileşke manyetik alan ikisinin toplamı olacak. Üzerinde I akımı geçen bobinin ekseni boyunca oluşan manyetik alan B kadardır diyor. Sarımların sarıldığı uzunluk L1.
Bobinin uzunluğu L2, sarımlar arası sıklık X, sarım sayısı N ve pil gerilim oluyor diyor. Buna göre manyetik alanın yönü ve büyüklüğü tabloda verilen değişkenlere göre sıralanıyoruz diyor. Şimdi manyetik alan şöyle yazmıştık. N çarpı 4 pi k i. I yerine de V bölü R yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bölü L 1 diyeceğim. L 2 etkilemiyor değerli arkadaşlar. I arttırıldığında o zaman burası artar. Burası artar. Manyetik alan yönü değişmez. Manyetik alan yönü akım buradan gittiği için sağa doğru bu şekilde. Bu değişmeyecek sağa doğru. N bölü L oranını azalttığımda manyetik alan azalacak. Burası azaldığı için azalıyor. Yönü değişmeyecek. L2'ye bağlı değildi. Değişmez. Yönü de değişmez. N sarım sayısı tek başına N sarım sayısını arttırdığımda bu artar. Yönü değişmez. Pilin bağlanma yönü değiştiğinde bu değişmez. Akım değişmiyor çünkü. Ama bu tersi yönde olacak. X uzunluğu arttırıldığında, X uzunluğu arttırırsam azalır. Çünkü sarımlar gevşek hale geliyor. Bu değişmez. Bu yönde olacak. Kazanım sorusuna geliyoruz değerli arkadaşlar. Üzerinde 5 amper akım geçen teli 20 santimetre uzaklıktaki O noktasında oluşturulan manyetik alanın yönü nasıldır diyor. Hemen yönünü verelim. Baş parmak akım yönünü gösteriyordu. Sayfa düzlemin içine doğru değerli arkadaşlar. O noktasındaki sayfa düzlemin içine doğru. O zaman çarpıyı gösterebiliriz. Bunun büyüklüğü K çarpı 2 i bölü r idi. K'yı 10 üzeri eksi 7. 2 çarpı 5 bölü 20 çarpı metreye çevireceğim. 10 üzeri eksi 2 metreye çevirdim. 10 yapacağım. Dolayısıyla şu bunu götürdü. 2 kaldı. 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 Newton bölü amper metre. Biz buna Newton bölü amper metre değerli arkadaşlar Tesla da diyebiliriz. Bu Newton bölü amper metre Tesla da diyebiliriz. Veyahut da 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak da alabilirsiniz bunu arkadaşlar. İkinci soruya geliyorum. Aynı düzlemdeki X ve Y tellerinden sırasıyla I ve 2I akımları geçmektedir diyor. Y telinin P noktasında oluşturduğu manyetik alan B olduğuna göre diyor. M noktasındaki bileşke alan nedir diyor. Şimdi bu B ise B'yi şu şekilde Y telinin P'de oluşturduğu manyetik alana B demiş. O zaman B dediğimiz şey ne? Ona bakalım. K çarpı 2 çarpı 2 bölü uzaklığımız 2'de. Yönümüz nereye doğru değerli arkadaşlar? Baş parmak akımı gösterip teli kavradığımızda yön içeriye doğru. O zaman bunu çarpı olarak söyleyebiliriz. O zaman bizim B dediğimiz K çarpı 2 i bölü D deriz. Şimdi o zaman X telinin M noktasında oluşturduğu alan K çarpı 2 i bölü D'den. Bu da içeriye doğru ve değeri B. İçeriye doğru. Bu içeri doğru. Çarpı yani. 2 i dışarı doğru bir alan meydana getiriyor. Buna nokta diyeceğiz. Onun değeri de 2B olur değerli arkadaşlar. Bunların yönleri zıt. Bunların yönleri zıt olduğu için değeri bileşkeyi şöyle bulabiliriz. Bileşke
B ama bu sefer bize doğru, bundan dolayı bize doğru olduğu için değerli arkadaşlar, biz bunu eksi B alacağız. Çünkü içeriye doğru olduğunu olanı artı alırsak, dışarıya doğru olanı da eksi almış olacağız. Üçüncüye bakıyorum. Sayfa düzlemine dik X ve Y tellerinden geçen I1 ve I2 akımlarının O noktasında oluşturduğu manyetik alan B'dir diyor. Buna göre I1 bölü I2 oranı nedir diyor. Şimdi teller sayfa düzlemine dikse değerli arkadaşlar, manyetik alan sayfa düzleminde olacak. Ve O noktasındaki alana bakayım. X teli için. X teli bu. Y teline bakayım. Y teli için olan da şu. Y teli için olan da bu. Şimdi X teli için baş parmak içeri gösterecek şekilde kavradığımda, dikkat edin değerli arkadaşlar, dolanma yönü şu şekilde bak. O zaman buraya geldiğimde O noktasında aşağı doğru olur bununki. Y'ye geliyorum şimdi. Y'ninki de baş parmak içeriye doğru gittiğinde dolanma yönü şöyle olur bakın. O da şu şekilde bir alan meydana getir. O zaman B 53 ise burası 0,8 B. Orayı yanlış yazdım. Burası da 0,8 B olacak. B kime ait? X'e ait. O zaman 0,8 B X'e ait olduğu için K çarpı 2 I1 bölü D 0,6 Y'ye ait olduğu için 0,6 B eşittir K çarpı 2 bölü 2D. Sonra bunları oranlayacağım değerli arkadaşlar. Bunu oranlarsam burası 4 bölü 3 olur. Sol taraf 4 bölü 3 olur. Şurası da 2 I1 bölü I2 olur. Dolayısıyla I1 bölü I2 2 bölü 3 olur. Dördüncü soruya bakıyorum değerli arkadaşlar. Dördüncü soruda da şöyle bir örneğimiz var. İki tane telimiz var. Birisi bu şekilde yatay. Ben 37 biraz büyük çizim. Dik uzaklığı bulma açısından. Biraz şöyle görüntü bakımından büyük çizim. O noktası şöyle bir yer. Bizim O noktamız bu. Hatta onu şöyle göstereyim. Bizim O noktamız bu. Şimdi bunun dik uzaklığı X teli için değerli arkadaşlar. İ dik uzaklığı belli. Dik uzaklığı burası ve D. Ama Y teli 4i dik uzaklığı belli değil. Dik uzaklığını ben bulacağım. 4i. Dik uzaklığı değerli arkadaşlar şöyle bakın. Dik uzaklık yapma şey yaptık. Onu hemen çizim değerli arkadaşlar. Bizim dik uzaklığımız şu. Evet. Şimdi burası
37. Burası 53 yapar. Burası dik. Burası 2D. Burası 53. Şurası 37 olacak. Sinüs 53'ü kullanırsan şurayı istiyorum değerli arkadaş. Benim için önemli olan şurası. Sinüs 37. Eşittir. X bölü 2D. Çarpı sinüs 37 3 bölü 5. O da sinüs 53 pardon. 53 37 değil. 4 bölü 5. O da 8 bölü 5 D yapacak. X uzaklığımı buldum. Burası da D'ydi. O zaman şimdi yönlerini bulayım. İ'ye 4i. O noktasındaki BX yönü içeri doğru. Baş parmak burayı gösterecek şekilde tuttuğumda arkadaşlar. Yönü içeri doğru. Orada şu şekilde yazayım. İçeri doğru. 4'ünki dışarı doğru. Dört ininki dışarı doğru. O zaman ben bunları farkını alacağım. O zaman x'i hesaplayayım. Kim 2 B'ymiş? Önce x delini o noktasında oluşturduğu manyetik alan B ise diyor. O zaman B'yi önce yazayım. B'yi önce yazıyorum. B eşittir. K çarpı 2 i bölü D. Nereye doğru bu? İçeri doğru. Buna B demiş. İç yönlü olana B demiş. Y'nin oluşturduğu alana bakayım. B'ye eşittir. K çarpı 4'ü başa alayım. 2 i bölü 8 d bölü 5. 5 de o zaman burası 20 bölü 8 K çarpı 2 i bölü d olur. 5 ile 4'ü çarptım. 8 aldım. Şimdi şurası b idi. Burası b değerli arkadaşlar. Burası da 4'e bölünür. 5 bölü 2. Yalnız eksi bu içe doğru b olacak. Toplamına bakıyorum değerli arkadaşlar. Toplamına baktığım zaman eksi 5 bölü 3 artı 1 B. Buradan da eksi 5 bölü 2 şurası. 5 artı 2 bölü 2 B. O da eksi 3 bölü 2 B'yi verecek. X teli sayfa düzleminde iken Y ve Z telleri sayfa düzlemine diktir diyor. Buna göre tellerden geçen akımların O noktasında oluşturduğu bileşken manyetik alan kaç? KI bölü D'dir diyor. K neresi? Sabit. Şimdi X telinin oluşturduğu manyetik alan sayfa düzlemini içerisine doğru olacak. Onun da sağ ile kullandığımızda sayfa düzleminin içine doğru olduğunu hemen görüyoruz değerli arkadaşlar. Ve değeri de x'inki 2 2'yi başa alayım. K çarpı 2
i bölü d olsun. Bu içeri doğru. Y2'ni önce büyüklük olarak hesaplayayım. Şöyle sonra yönünü göstereyim. K çarpı 2 i bölü d. Z'ninki k çarpı 2 i bölü 2 d. Burası 5 ile çarpılırsa 10 i bölü 2 d. Ya da z'ninkini sadeleştirirsem onu bu tarafa alayım. K çarpı 2 i bölü d olur. Bunu 5 alayım. 10 değil de 5 alayım şunu. Düzenledim. Şurası 5 olsun. 5 ile 10 çarptık. 5. 5. Evet, şuraya 10 almam lazım. Şurayı 1 olarak bırakmak istiyorum. 2 olarak bırakmak istiyorum. O zaman her tarafı 2 ile çarparsam 2 bırakmak istiyorum. 5 bölü burayı 2 olarak bırakmak istiyorsam 5'i buraya alacağım. 2'yi de buraya alacağım. K çarpı 2 i bölü d. Şunlara benzetmeye çalıştım. Şöyle olsun. Şimdi y ve z'nin oluşturduğu alanı şöyle yapayım. Y'nin oluşturduğu alan şu. Farklı bir kalemle yapayım. Y'nin oluşturduğu alana bakıyorum şimdi. Y'ninkini şu kadar küçük çizeyim. Ve dolanma yönünün şu şekilde olduğuna dikkat edin değerli arkadaşlar. Dolanma yönü şu. Buradan aşağı doğru olur. Bu B'ye. Z'ninkine bakıyorum. Z'ninkine dolanma yönü Z için dolanma Z'ninkini şöyle aldım. Z için dolanma yönü şu şekilde geldim. Orası da şöyle olacak. Burası da BZ olacak. O zaman BZ yukarı doğru. BY aşağı doğru olacak. BZ ile BY'yi çıkartacağım. Şunlar zıt yönlü çünkü. BZ ile BY'yi çıkarttığımda BZ eksi BY beş bölü iki eksi bir k iki i bölü d olacak. Bu da üç bölü iki k çarpı iki i bölü d olacak. Şuna 2B derse şu da 3 bölü 2B olacak. Ve bunlar değerli arkadaşlar birbirlerine dik olacaklar. Bunlar birbirlerine dik olacaklar. Bu birbirlerine dik olduğu için biz 3 boyutlu uzayda gösterirsek bunu X'inki şu yönde, X'inki buydu, değeri 2B. Z'ninki de buydu. Değeri
3 bölü 2b. Bu da diğer eksen. Şu iki eksen birbirine dik. O zaman bileşke şöyle bulunacak. 4b kare artı 9 bölü 4 b kare. O da eşittir 16, 25 bölü 4 b kare. O da eşittir 5 bölü 2 k çarpı 2 i bölü d olacak. Ya da düzenlersem 5 çarpı k i bölü d olacak. Sayfa düzlemine dik olan x, y, z tellerinden sırasıyla i, 2, i, 3, i akımları geçmektedir diyor. Tellerin o noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti b olduğuna göre tellerin x telinin o noktasında oluşturduğu manyetik alan değeri b olduğuna göre diyor. Tellerin o noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan şiddeti nedir diyor değerli arkadaşlar. Şimdi önce üçgen x'inki şu çember çizdim. Şimdi aynı şeyi z için çizim. Z'inki şu. Aynı şeyi y için çizim. Y'inki bu. O noktasını alırsam. Şöyle. Şimdi dolanma yönlerini bulayım. X'inki bize doğru, bakın baş parmak bana doğru olacak şekilde teli kavradığımda dolanma yönü şöyle. Dolayısıyla X'inki yukarı doğru. X'inki yukarı doğru. Bu BX. Buna B demiş. Yani K çarpı 2'yi bölü D. Z'inkine bakıyorum. Baş parmak bana doğru kavrarsam o da şöyle dönecek. Baş parmak bana doğru. O da böyle dönecek. Z2 aşağı doğru. Z2'ni Z2 3B olur. Y2'ne bakıyorum. İçeri doğru. Baş parmağım içeri doğru olacak şekilde dolandırırsam Y2 de şu. Y'nin dolanma yönü şu. O noktasında sola doğru olacak. Z de şu. Z de şu. 12 ne olacak? 2i olduğuna göre o da 2b olacak. 2b oldu. Şu b ile 3b götürdü. O zaman 2b, 2b olarak geldi. O zaman bizim bileşkemiz şu şekilde olacak. Şu yön 2b, bu yön şu yön 2b. O zaman bizim bileşkemiz şu yönde b kök 2 olur. İki kök 2 olur. 2 2 olduğu için şurası 2b, burası 2b. Dolayısıyla 2 kök 2 olur. Sayfa düzlemine dik x ve y tellerinden sırasıyla 1 amper ve 4 amper akım geçmektedir. Buna göre bileşke manyetik alan x telinden kaç santimetre uzaklıkta sıfırdır diyor. Şimdi bakalım. X teli için mesela şurada sıfır olsun. Varsayıyoruz. Bu yukarı doğru olacak. Şimdi ara bölgede sıfır olabilir mi diye bakıyorum değerli arkadaşlar. Onun için de önce şey yapayım. X telin oluşturduğu manyetik alanına bakayım. Baş parmağımı buraya koyarsam dolanma yönü X için şöyle olur bak. Arkadaşlar X'in dolanma yönü şöyle olur. Bu uzaklık üzerinde X'in dolanma yönü şöyle gelecek. X'in dolanma yönü böyle olacak. Şimdi Y için dolanma yönüne bakayım.
Y'nin dolanma yönü burada böyle olacak. Burada böyle olacak. O zaman manyetik alan X ve Y arasında sıfır olamaz değerli arkadaşlar. Manyetik alan nerede sıfır olabilir? En uzak yerde sıfır olabilir. Yani X'in solunda sıfır olabilir. O zaman şurada manyetik alanın sıfır olduğunu varsayalım. Şurada manyetik alan şu noktada sıfır olsun. Bizim manyetik alanın sıfır olduğu nokta burası olsun. Buranın X'e olan uzaklığı X olsun. O zaman 10 üzeri eksi 7 ya da şöyle matematiksel düşünelim. X için K çarpı İX bölü X diyelim. Eşit olacak K çarpı İki İ'ye bölü 30 artı X olacak. Birim dönüşümü yapmadım, eşitlik var. Dolayısıyla K'lar birbirini götürdü. İX eşittir ya da İX bölü İ'ye eşittir X bölü 30 artı X olacak. Bu 1 bölü 4 burası. O zaman burayı 1 bölü 4 alırsam X 30 artı X içler dışlar çarpı yaparsam 30 artı X eşittir 4x. Şurası 4x. Buradan x eşittir 10 santimetre çıkar. Demek ki x'in solunda 10 santimetre uzaklıktan manyetik alan değerim 0'ı veriyor. X'in solunda ve 10 santim uzaklıkta olacak. Yarıçapları R ve 2R olan sayfa düzlemindeki x ve y halkalarının O noktasında oluşturduğu bileşken manyetik alan 0 ise, bakalım 0 mı? Niye 0? Şimdi X'in oluşturduğu alana bakıyorum. 4 parmağım akın yönünü gösterecek. Çarpı bununki. Bununki çarpı. Y'nin oluşturduğu bununki de nokta. Evet, 0 oluyor. O zaman K çarpı kapalı olduğu için 2 pi İx bölü R eşittir K çarpı 2 pi İy bölü 2 R olacak. Buna göre İx bölü İy oranı nedir diyor. Burada da sadeleştirme yaptığımızda değerli arkadaşlar İx bölü İy'nin 1 bölü 2 vereceğini rahatlıkla görebilirsiniz. Sayfa düzlemindeki şekildeki halka 10 amper akım geçirmektedir. Halkanın yarıçap 5 santimetre olduğuna göre o noktasında oluşan manyetik alan büyüklüğü nedir diyor. Şimdi burada yarım halka olduğu için bizim bağıntımız merkezdeki manyetik alan için K çarpı İ bölü R olacak. Şunların oluşturduğu sıfır. Bu çünkü burada sinüs de değişecektir. Gittiğimiz yolla akım yönü aynı olduğu için sinüs sıfır sıfır olduğundan dolayı şu uzunluktaki teller O noktasında alan meydana getirmez. Sadece şunlar getirir. O zaman 10 üzeri eksi 7 pi 3 alın demiş. 3 çarpı 10 bölü 5 çarpı metre çevireceğim. 10 üzeri eksi 2. Bu işlemi yaptığımda değerli arkadaşlar şurası 0,6 gelecek ya da 30 bölü 5'ten 6 gelecek. 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 newton ampermetre V
veyahut da Tesla olduğunu görebiliriz. Aynı düzlemde bulunan XY tellerinden sırasıyla II, II akımları geçmektedir diyor. X telinin O noktasını oluşturduğu manyetik alan B ise, hemen B'yi yazayım. B eşittir K çarpı, kalem bazen bu güzelliği yapıyor. Bu I bölü R çarpı pi bölü 4. Niye? 90 derece pi bölü 2 olacak. 4 değil. Pi bölü 2. Oradaki 90 derece o açı. 180 bölü 2 90 yapar. Bu nereye doğru yönüne baktığımızda, akımın yönüne takip ettiğimizde içeri doğru bu. Bu x'in oluşturduğu. Y'nin oluşturduğu BY eşittir K çarpı 2 I bölü R 180 derecede pi. K'nın oluşturduğuna bakıyorum. K'nın oluşturduğu da içeri doğru. O zaman bunları toplamam gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunları toplarsam X'in oluşturduğu içe doğru, Y'nin oluşturduğu o da içe doğru. Bunun toplamı, buna X'inkine B demişti değerli arkadaşlar. Şurada pi bölü 4 olacak burası. Çünkü 4 parça 2 pi ise 4'te 1 evet pi bölü 2 olacak. Orası doğru. B buydu. Peki o zaman K çarpı EP 2B eşittir K çarpı P I bölü R diyebiliriz. O zaman K çarpı pi bölü r 2 ise bu da 4 olur. Şununki de 4b olur değerli arkadaşlar. Şununki 4b olur. O zaman 4b ile b aynı yönlü. Bizim kitabımızda zıt yönlü olarak almış. Üstteki 2, üsttekininki içeri doğru. Alttakininki şöyle bize doğru tuttuğumuz ama o da içeri doğru olacak. Normalde bunlar aynı yönlü. Toplamı 5b yapacak. O eksi 3b demiş. Çünkü şununki bununkini dışarı doğru almış. Ama x dışarı doğru değil, içeri doğru olacak. Bu 5b olacak değerli arkadaşlar. 11. soruya geliyorum. 11. soruda üzerinde I akımı geçen X ve Y telleri sayfa düzlemine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. X telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alan B'dir diyor. X teli düzgün bir tel. Dolayısıyla B eşittir K çarpı 2 I bölü R diyeceğim. Telin oluşturduğum, peki nereye doğru bu? Bu bize doğru. Bu nokta bize doğru. Telin oluşturduğum manyetik alan da içeri doğru olacak değerli arkadaşlar.
O da halkanın oluşturduğu manyetik alan K çarpı 2 pi i bölü r olacak. Bu kaç b'dir diyor. Şimdi 2 b ile orantılıysa bu da 3 olduğu için bu da 3 b ile orantılı olacak. 2 b ile şuna b dediysek şurası 3 b olacak. Peki bu nereye doğru değerli arkadaşlar? Bu içeri doğru. Bileşke alana baktığımız zaman değerli arkadaşlar iç tarafa doğru olduğu için farkını alacağım ve 2B olacak bu. 12. ve son sorumuza bakıyoruz değerli arkadaşlar. Sarım sayısı 400, sarım uzunluğu 0,5 metre olan akım makarasından 1 amper akım geçmektedir diyor. Buna göre akım makaranın merkezi boyunca oluşan manyetik alan kaç Newton bölü ampermetre ya da Tesla'dır diyor. Şimdi bunu manyetik alan şiddetini N çarpı K çarpı 4 pi i bölü L olarak almıştık. 400 sarım bu. 400 çarpı 10 üzeri eksi 7 pi 3 alırsak 12 akımla çarparsam 12 verir. 0,5 1 bölü 2 verir değerli arkadaşlar. Bunu yazdığımda 9,6 çarpı 10 üzeri eksi 4 Tesla verir. Sevgili gençler, Süleyman Özmen Fizik Instagram adresimizde ve Çap Yayınları Instagram adresimizde bize ulaşabilirsiniz. Ya da seozmen@çapyayinlari.com.tr'den de bize ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.